Yani annen boşuna endişeleniyordu. Bakın benim annem nasıl desem paranoyaktı yani. Babamı da o delirtti zaten. Yoksa niye tek başına ata binip gitsin ki? Yine o kadına gideceksin değil mi? Ya ne kadını Melike, kadın falan yok. Yalan söyleme, aldatıyorsun beni. Asla, hiç aldatmadım ben seni. Külahımı anlat. Ya ne halin varsa gör, tamam mı? Ne halin varsa gör. Canıma yetti artık. Tamam, git. Git hadi. Konuşma. Allah belanı versin. Ama yetişemedim. Atına binip gitti. Çok kızgındı. Babam çok dikkatli biridir. Ata da iyi biner. Ama eğer kavga etmeselerdi... Babanın ölümünden anneni suçladın yani. Sadece ben değil. Babaannem neden nefret ediyor sanıyorsunuz annemden? Sürekli kavga ederlerdi. Durmadan kafasında bir şeyler uydururdu annem. Saldırırdı babama. Peki ya gerçekten baban anneni aldatıyorsa? Hayır. Babam her şeye rağmen çok severdi annemi. Ama annem hep nefret etti babamdan. Gamze? Gamze! Efendim Selim. Ne oluyor kızım, ne bu hal ya? Ay çok yorgunum ya, bir sürü delil var. Bitmedi hala, inceliyorum. Hala da bir şey yok tabii. Yok ama devam ediyorum işte. İyi tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Aa, unutmadan bir şey soracağım ya. Ya aklıma bir şey takılıyor yani. Nedir? Şu kadının odasında bulduğumuz sakinleştirici haplar vardı ya. Acaba onu diyorum içkiyle karıştırıp almış olamaz mı? İyi de onlar sakinleştirici değil ki. Ne peki? Soğuk algınlığı ve ateş düşürücü. Öyle mi ya? Öyle. İşte şurada duruyor Maktul. Şu da astrolog. Evet. Hayırdır? Alışveriş merkezinden güvenlik kayıtlarını aldık. Onu izliyoruz. Ne oluyor şimdi? Bir saniye komiserim. İşte burada. Birini mi bekliyor? Sabredin biraz. Bunun niye sesi yok ya? Sadece görüntü kaydediyormuş. Ne fırlattığını netleştirebilir misin? Ancak bu kadar oluyor başkomiserim. Kapalı devre televizyon kameraları gündelik yaşamımızın bir parçası halinde. Nereye gitsek, nereden geçsek hareketlerimizin büyük ölçüde kayıt altına alındığını biliyoruz. Ve polis haklı olarak bu durumdan olabildiğince yararlanıyor. Üstelik görüntülerin profesyonel ellerde iyileştirilmesi sonucunda ortaya çıkartılan yeni deliller sayesinde soruşturmaların yönü de değişebiliyor. Bundan 10 yıl kadar önce Liverpool'da öldürüldükten sonra tren yoluna atılarak üzerinden tren geçmesi sağlanan ve kaza süsü verilen 2 yaşındaki James Bulger'in katillerinin 10'ar yaşındaki 2 erkek çocuk olduğu bir alışveriş merkezinin video kayıtlarının iyileştirilmesi sayesinde anlaşılmıştı. Kamera görüntüleri iddia makamının suçu kanıtlamasında olduğu kadar savunma amaçlı olarak da kullanılabilir. Şimdilik konuyu bu yönden değerlendiren ve suçun işlendiği sırada bambaşka bir yerde olduğunu yine kamera kayıtları sayesinde belgeleyerek işlenen suçla ilgisinin olmadığını kanıtlayanların sayısı az. Unutulan eşyaları arka tarafta bir dolabımız var. Oraya koyuyoruz. Hatırlayan olursa gelip alıyorlar. Tamam Kubi, git bak bakalım. Sabah Hanım, memur bey eşlik eder misiniz? İşte bunu arıyoruz. Ne bu? Neye benziyor? Bilmem, bir şeye benzetemedim. Bir şeye benzetemedim. Buldum galiba komiserim. İyi, süper. Bak bakalım, hatırladın mı? Hayır. Bir de şu kadınlara bak. Buraya gelmişler. Şurada bir yerde oturmuşlar. Hayır komiserim, çıkartamadım. İsterseniz diğer arkadaşlara soralım. Sabahın, şuna bakar mısınız?
Ya o köşktekiler yetmiyordu, bir de bu çıktı başımıza. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Ya belki de Melike haklıydı kocam beni aldatıyor derken. O kadın da sevgilisiydi. Belki de bir çocuk meselesi vardır ortada. Of ya. Bize gene köşk yolları gözüktü. Biliyorlar mıdır sence? Ay bilseler de söylerler mi acaba? Tamam koy şuraya. Araba hazır mı? Geç kalacaklar. Bir bakayım efendim. Komiserim. Hayırdır, yolculuk var galiba. Evet, ilk ben hanım İtalya'ya dönüyordu bu gece. Nerede şimdi kendisi? Derviş Bey'in yanında, kütüphanede. Tamam Selim, sen şu fotoğrafı göster Hilmi Bey. Kütüphane üst katta mıydı? Evet, üst katta. Neden gitmek zorundasın anlamıyorum. Bilmiyormuş gibi konuşmuyor. Orhan Bey. İlkbir Hanım'la konuşmak için gelmiştim ama. Tam zamanında geldiniz. İlkbir Hanım da gitmek üzereydi. İyi ki gitmedi. Zaten havaalanında durdururlardı. Neden? Devam eden bir soruşturma var. Yurt dışına çıkamazsınız. Şimdi İlkbir Hanım'dan mı şüpheleniyorsunuz? Benim şüphelenmemle ilgili bir şey değil. Örneğin siz de çıkamazsınız. Yani soruşturma bitene kadar kimse çıkamaz. Neyi bekliyoruz anlayamadım. Söyledim ya Maide Hanım. Önemli bir konu. Ne oluyor derviş? Bilmiyorum. Konuştum İlmi'yle. Tanımıyormuş. Bu kadını tanıyor musunuz? Hayır. Neden soruyorsunuz? Lütfen herkes bakabilir mi? Pazar günü Melike Hanım bir kafede bu kadınla görülmüş. O mu öldürmüş Melike'yi? Cinayet fikri nedeni çabuk alıştınız bakıyorum. Siz nasıl bu kadar eminsiniz intihar olduğuna? Eskiler ne der bilirsiniz. Görünen köy kılavuz istemez. Sen tanımıyor musun gerçekten? Hayır tanımıyorum. Evde kanser tedavisi gören biri var mı? Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Var mı yok mu? Yok tabii ki. Yok. O zaman siz de cinayet fikrini alırsanız iyi olur. Neyse derdiniz, açıkça söyleseniz artık. Melike Hanım zehirlenmiş. Nasıl yani? Öğrenmeye çalışıyoruz. Ama az önce eminmiş gibi konuştunuz. Zehirlendiğinden eminiz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama onu da bulacağız.